Çocuklar, çocuklardan atama bekleyen öğretmenler, öğretmenler yazıyor. 400 bine yakın tweet atıldı bugün. Gündem oluşturmaya çalışıyoruz. Sesimizi duyun çünkü atama bekliyoruz diyorlar. Binlerce öğretmen o atamayı bekliyor. Binlerce öğretmen o atamayı beklerken de canına kıyıyor. Onları da sizlerle paylaşıyoruz ne yazık ki. Sonra hiçbir sorunumuz yok diyorlar. Sonra diyorlar ki memurlar herkes bu ülkenin sırtına yük. Uğur Aydemir AKP'li. Bir komisyon vardı bütçe görüşmelerinde sağlık çalışanlarına verilecek ek ödeme görüşülüyordu. Muhalefet partisinden kurmaylar dedi ki siz şehir hastanelerine öyle bir yük bindirdiniz ki şehir hastanelerinden öyle bir zarar ediliyor ki o şehir hastanelerine verilen paralarla buradaki ek ödemeler gerçekleşebilirdi. Sağlık çalışanlarının beklediği ödemeler gerçekleşebilirdi. Uğur Aydemir dedi ki şehir hastaneleri bir yük olabilir. E tabi mutlaka vardır şehir hastanelerinin bir yükü de. Ama sadece şehir hastanelerinin değil ki her şeyin bütçeye yükü var. Mesela memur maaşlarının da bütçeye yükü var. Bütçeye yükü var diye diğer projeleri yapmayalım mı? Memur maaşlarının da yükü var. Katılır mısınız? Yani Uğur Aydemir'e göre memur maaşlarının da yükü var. İşçilerin de emeklilerin de bu ülkeye yükü var. Yükü olan bir şey var. O da meclis çatısı altında halk yararına, halk adına bir tek şey yapmayan birilerinin, vekillerin yükü var. Ben böyle diyorum, siz ne söylüyorsunuz? Yazın birlikte konuşalım ve siyaset gündemiyle de devam edelim. İyi Parti lideri Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği üzerinden, Aleviliği üzerinden İyi Parti milletvekilinin çıkışını hemen birkaç saat içerisinde kürsüdeydi ve hemen özür dilemişti. Danışmanı Murat İde bugün Yeni Çağ Gazetesi'nde yazdı. O özrün perde arkasında yazdığı, nasıl olduğunu, nasıl duyduğunu ve hemen ardından ne yaptığını anlattı. Görelim. Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarife kim için olursa olsun şiddetle reddediyorum. Ve Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum. Partisinin Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın CHP liderine yönelik Alevi kimliği Sünniler için endişe yaratır açıklamalarından sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bu özür gelmişti. O özrün perde arkasını danışmanı Murat İde anlattı. Ben başkalarının yaptığını bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Oral'ın açıklamasının medyada büyük yankı uyandırmasının ardından İde o gün yaşananları ve parti mensupları ve Akşener arasında geçen diyaloğu Yeni Çağ gazetesindeki köşesinde "Bir oyun böyle bozuldu" başlıklı yazısında aktardı. Bu konuda dolambaçlı yol olmaz. Pusuda bekleyenlerin ekmeğine yağ sürülmesine izin vermem. Bu parti meselesi değil, memleket meselesi. Çıkacağım ve özür dileyeceğim. Başka türlü tamiri olmaz. Danışmanı Akşener'e Sakarya'nın Kocaali ilçesine doğru giderken özür açıklamasını canlı yayındaki planlanan Karasu ilçesinde yapmasını önerdi. Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarife kim için olursa olsun şiddetle reddediyorum. Ancak Akşener bu öneriyi kabul etmedi. Böyle bir konuda bir dakika bile büyük gecikmedir dedi. İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum. Akşener, Kocaali ilçesinde kurulan Seyyar Kürsü'den özrünü dile getirdi. Ve Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum. Akşener'in danışmanı Murat İde, İbrahim Halil Oral'ın katıldığı programın 26 Mayıs tarihinde yayınlanmasına rağmen bazı gazeteciler tarafından sadece Kılıçdaroğlu ile ilgili bölümün montajlanarak paylaşılmasıyla gündem olduğuna dikkat çekti. Organize işler ifadesini kullandı. Sayın Cumhurbaşkanı İzmir'de konuştu ve bu konuya gönderme yaptı. Meydanlarda Kemal Bey'in Aleviliğini hatırlatıp yuhlanmasına sessiz kalan kendi değilmiş gibi zeytinyağı rolüne büründü. Ama gecikti. Çünkü Meral Akşener kesin ve net bir dille tavrını açıklamıştı. İşte o an daha iyi anladım. Meral Hanım'ın bir dakika bile gecikmedir sözünün ne anlama geldiğini. Üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum. Evet, hemen yanımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göreceksiniz. Çünkü şu anda tüm ekranlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Van'da gençlerle buluşmasını
ekranlarına taşıdı. Canlı olarak paylaşıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'daydı biliyorsunuz. İlk haberimizde paylaşmıştık neler söylediğinde AKP döneminde neler yapıldı neler yapılmadı diye. Şimdi gençlerle buluşmuş. Bir kez daha tekrar etmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyelim. Bana da şimdi geldi. Yeniden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenmiş. Kasım'da seçim yok. Seçim önümüzdeki yılın Haziran'ında. Kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin? Onu açıkla ya da adayını açıkla diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir kez daha kendisinin aday olduğunu söylemişti. Seçimin Haziran'da yapılacağını, 2023'te yapılacağını söylemişti. Yeniden adaylık için çağrı yaptı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kasım'da seçim yok. Seçim önümüzdeki yılın Haziran'ında. Kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin? Onu açıkla ya da adayını açıkla diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında tüm ekranlarda bu kıymetli buluşmayı ekranlarına taşımış durumda. Evet, biz haberlerimizle elbette devam edelim. Halk Evleri'nin 27. olağan kongresi vardı. Ankara'da düzenlendi. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar katıldı. Dedi ki iktidar kaybediyor. Kaybettikçe de sertleşmeye devam ediyor. Çözülüyor. Çözüldükçe kan, talan ve yalan siyasetine devam ediyor. Dönüşüm yakındır. Kurtuluş elimizdedir. İktidar çözülüyor dedi. Çözüldükçe kan, talan ve yalan siyasetinin arttığını söyledi. İktidar çözülüyor ama çözüldükçe toplumu çökertmek ve ülkeyi çürütmek istiyor. Her tarafı talan, kan ve yalan siyasetiyle iyice çürütecek, çözecek politikalar uyguluyor. İktidarın rant, talan, sömürü ve savaş politikalarıdır. Halkın sorunlarına çözüm bulma imkanı olmayınca halkı ayrıştırmak, halkı düşmanlaştırmak ve savaş tehditleriyle yıldırmak için uğraşıyor. Yeni bir başlangıç istiyoruz dedi. Bizler ne bu zorba iktidarı ne de köhnemiş eski sistemi istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir de oradaydı. Konuşmasında Sancar'a yanıt verdi. Eskinin köklemiş düzenini asla üzemiyoruz ve asla getirmeyeceğiz. Yargının sonuna kadar bağımsız olduğu, bütün renklerin kendini temsil ettirebildiği, herkesin eşit özgürce yaşadığı, eşitçe görüştüğü, üretenin yönettiği bir Türkiye. Biz bunu hayal ediyoruz. Birlikte başaracağız dedi. Bunu başarmak için birbirine az benzeyen, aynı nehirlerden aynı denize akan, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde faşizme karşı el ele veren hepimiz umuyorum ki başaracağız. Seçim bir son değil bir başlangıç olacak. AKP için bir son ama halkın iktidarı için gerçek bir başlangıç olacak. Şimdi günün önemli haberlerinden biri Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan, KYK yurdunda kalan 3 öğrenci. Şimdi bir öğrencinin daha olduğu söyleniyor. Detaylarına bakacağız. Öğrenciler hayatlarına son veriyorlar o yurtta. Şüpheli ölümler var. Üniversiteden de açıklama var. Bir detayına bakalım. Sonra soracağız elbette. Komisyon da kuruldu buna ilişkin. Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki öğrenci yurdunda kalan Muhammed Kaya önceki gün şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. 21 yaşındaki öğrencinin yaşamına son verdiği iddia edildi. İddiaya göre aynı üniversitede son 2 ayda 3 öğrenci üniversite yurdunda, 1 öğrenci evinde yaşamına son verdi. Akdeniz Üniversitesi'nden konuya dair de bir açıklama var. Muhammed Kaya Turizm Rehberliği Bölümü 2. sınıf öğrencisiydi. Yurt bahçesinde cansız bedeni bulundu. Arkadaşları Kaya'nın kendi yaşamına son verdiğini söylediler. İncelemeler de sürüyor. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Olayların saklandığı iddialarının gerçek olmadığını savundular açıklamada. Konuyla ilgili komisyon kurulduğu söyleniyor. Olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi için önleyici tedbirlerin alınabilmesi amacıyla çalışmalar devam edecektir dedi. Yurttan yapılan, üniversiteden yapılan açıklama bu yönde. Evet, bir hemen soralım. Çok önemli. Açıklamalar da yapılıyor ama bir anlayalım ne olduğunu. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ile konuşacağız. Rafet Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.
çok önemli bir konu bu. Yani ama gençler olunca işin ucunda, yani yaşamına son vermek olunca hem bir taraftan rütük hem bir taraftan da toplum açısından da ya karşılığı olan bir mesele olduğu için çok dikkatle konuşulması gereken de bir konu. Ne oluyor Afet Bey? Sizin takip ettiğinizi bildiğim için aradım, sordum, hani bu iş nedir? Arkasında ne var? Öğrenebildiniz mi? Üniversiteyle, KYK yurduyla konuşabildiniz mi?